Formumuzda başlık ve açıklama metnini yazdıktan sonra artık sıra geldi sorularla çalışmaya. Formumuza ilk sorumuzu ekleyebilmek için alt tarafta bulunan soru seçeneğini kullanabiliriz. Ve ilk olarak kullanıcıdan ismini soy ismini girmesini istediğimizi belirten bir başlık yazalım adınız soyadınız. Diyelim ve bu soruya verilecek olan yanıtın türünü seçmek için sağ tarafta bulunan soru türleri bölümünü açarak listelenen soru türleri arasından bir seçim yapalım. Soruya verilecek olan yanıtlar Metin türünde yanıtlarsa, listenin en üstünden kısa yanıt ya da paragraf seçenekleri işaretlenebilir. Kısa metin cevapları için kısa yanıt seçeneğini işaretliyorum ve bu soruyu oluşturmayı tamamlamış oluyorum. İsteğe bağlı olarak bu soruya yanıt verilmesini zorunlu hale getirmek için aşağıdan gerekli seçeneğini açabiliriz. Ardından kişinin iletişim bilgilerini (mail adresi, cep telefonu ve post adresini isteyeceğimiz bir iletişim bölümü oluşturmak istiyorum. Bu amaçla yine sağ taraftan başlık ve açıklama ekle seçeneğine tıklayarak başlık bölümüne örneğin iletişim bilgileriniz diyelim ve bu bölüm için ekstra bir açıklama istemediğimizi belirtmek amacıyla sağ taraftaki diğer komutlar bölümünden açıklama bölümünün işaretini kaldıralım. Ardından tekrar bir soru oluşturarak devam edeceğim. İlk olarak mail adresi isteyelim. Yine burada da cevap türü olarak kısa yanıtı seçiyorum. Tekrar bir soru ekliyorum telefon numaranız. Diyelim ilk harfi büyük olsun. Aynı şekilde yanıt türünde kısa yanıt dedim ve son kez bir soru ekleyip adres bilgileriniz diyelim. Burada daha uzun metinler girilebileceğini düşünerek paragraf türünde yanıtı seçiyorum. Böylelikle formumuzda metin türündeki sorularla çalışmayı ve ek bölümleri ekleyerek işlem yapmayı görmüş olduk. Bunun dışında oluşturduğunuz sorular arasında yer değişikliği yapmanız gerekirse örneğin telefon numarasını mail adresinin üstüne taşımanız gerekirse, taşımak istediğiniz bölümün üstünde yer alan nokta simgelerinden tutup, farenizi yukarıya ya da aşağıya doğru sürükleyerek işlemler yapabilirsiniz. Bu şekilde formumuzun ilk bölümünü tamamlamış olduk.